Yani olan kaptan. aboneler gitti şu anda. Ne bu? Sabah sen beni böyle uyandırdın. Sabah 6.30'da kim gidip de ne gelindi o? Yabancı gelin mi? Arkadaş yataktan sabah 6.30'da kulağımın dibinde bu sesle uyandım. Melisa Hanım dizi izliyor. Günah değil mi bana? Bir cumartesi birazcık uyuyayım. Ya Süleyman, of, hadi artık ya. Selam arkadaşlar. Bugün size yoğun istek üzerine olmayan bir istek. Klasik YouTuber cümlesi. Evet, klasik YouTuber yalanı bence bu. Kimiz de YouTuber da değiliz. Sadece Türkiye ile Avustralya'yı birazcık kıyaslayacağız. Kıyaslayamayız tabii çünkü Türkiye zaten buraya milyon basar. Anadolu'nun güzel insanı ve toprağı. İlk olarak neyle başlıyoruz Melis? Defteri açıp bakarsa. Oraya bir şeycikler karaladım sabah sabah. Şimdi burada bence en komik olay Avustralya'da saat farkı. Burası o kadar kocaman büyük bir kıta ki. Keşke o ellerini göstermeyecek şekilde zımlasaydı sana. Yapabilirdin öyle şeyler. Neyse Melis'in oyunlarına gelmeyeceğim. Burası o kadar büyük bir kıta ki Batı Avustralya'dan Doğu Avustralya'ya arabayla neredeyse bir hafta sürüyor. Bu yüzden burada çok büyük bir zaman farkı var. Bu kıtada 3 farklı zaman dilimi var. Batı Avustralya ortadaki Avustralya'ya göre 1,5 saat geride. Doğu Avustralya'da şu anda bizim yaşadığımız yere göre 1,5 saat ileride. Biz tam aradayız. Yani nasıl anlatacağım onu bilmiyorum. Sen şu an çok akını karasını karıştırma. 3 farklı zaman dilimi mesela var. Mesela bizle. Biz şu anda Sydney bizden 1,5 saat ileride. Perth bizden 1,5 saat geride. Harikulade anlattım ya. Neyse. Türkiye'de bizden 8 saat geride. Ama bu Avustralya'da bulunduğum konuma yere göre değişiyor. Mesela Batı Avustralya'da olsam 6 saat falan geride olacaktı. Sydney'de olsam herhalde 10 saat geride olacaktı. Böyle değişik bir zaman çizelgesi dilimi var. Melis gene fırçaladı, akıcı konuş diyor. Sanki ben şeyim, Türkçe öğretmeniyim. Konuşamıyorum, ne yapayım? Arkadaşlar diğer bir konu ise, akıcı konuşmaya çalışıyorum. Bu akıcı konuşmak. Senin anlayışına ben. Evet. Eyalet sistemi. Bir ara Türkiye'de bu bayağı tartışıldı, eyalet sistemi gelsin mi gelmesin mi diye filan. Hiç ben oralara girmeyeceğim. Buradaki eyalet sistemi bence çok dandik. Çünkü Batı Avustralya'daki bir ehliyeti Güney Avustralya'da kullanamıyorsun. Kullanıyorsun da ya, taşınırsan değiştirmen gerekiyor. Evet, değiştirmek gerekiyor. Zorundasın. Adres yazıyor çünkü evet, ehliyetlerde adres her şey var. Batı Avustralya'da işlediğin bir suç Güney Avustralya'da suç olmayabiliyor. Arabaların plakaları farklı. Hayır. Vesaire. Registration. Geleceğim oraya. Arabaların plakaları farklı. Arabaların ödediğin vergi farklı. Batı Avustralya'daki diyelim ki 2010 model bir Toyota'ya, herhangi bir Toyota'ya Batı Avustralya'da $180 öderken 3 aylık vergisini burada $160 olabiliyor veyahut da $130 olabiliyor. Eyaletten eyalete göre değişiyor. Eyaletteki eğitim sistemleri birbirinden farklı olabiliyor. Eyaletteki gelirler, ödenen fiyatlar biraz değişebiliyor. Aldığınız ücretler değişebiliyor. O yüzden bence çok dandik. Ya ben öyle düşünüyorum. Eyaletlerdeki bir diğer dandiklik belki de doğru bir şey bu ama bir eyaletten diğer eyalete geçerken gümrük kontrolü oluyor. Sanki bir ülkeden başka ülkeye geçiyorsun. Sebze, meyve, hayvan, tohum hepsini geçirmek yasak. Arabanızı araştırıyorlar. Var mı yok mu diye soruyorlar. Varsa atmak zorundasın. Biz bir kere bal geçtik böyle bir şey. Geçtik bayağı da bir şey yoktu arabada da. Gelmeden her şeyi gevelemeye çalıştık ama adam bayağı soruyor arabaya gevelemek bakıyor. Gevelemek ne ya? Deve misin sen? Yedik işte. Konuşma tarzım da mı değişim? Ben olmayayım mı kamera karşısında konuşuyorum diyor. Melis lütfen. Ben gevelemek kelimesini senden duymadım şimdiye kadar. Bullshit. Her zaman konuşuyorum. Onu geveleyeyim. Bullshit. Olmadı hiç burası. Gezersin burayı. Evler burada genelde müstakil. Türkiye'de hep apartman yani biz öyle alıştık. Hep şehirler dev gibi apartmanlar vesaire. Burada sadece şehir merkezlerinde apartman görmek mümkün. Yani bazı yerlerde tabii bu istisna. Doğru söyledim. Melis hiçbir şey demedi. İstisna. görmek mümkün. Genelde şehir dışlarında hep evler müstakil. Tabi apartmanlarda bulabiliyorsunuz. Bu eyalet sistemi bir başka dandikliği ise eğer Avustralya'da ilk defa ev alıyorsanız
çoğu eyalette ilk ev aldığınızda devlet size 10 bin dolar kadar bir yardım yapıyor. Ama bu Güney Avustralya'da yok. Çünkü Güney Avustralya eyaleti biraz fakir. Zengin değil. Fakir değil de bence işsiz burada diğerlerine oranla yana daha çok... fazla. Bilmiyoruz neden ama ödemiyorlar. Mesela yani. Tazmanya'da ev alacaksan devlet 10 bin dolar kadar yardım yapıyor. Veya Avustralya'nın başka bir eyaletinde. Maalesef burada yok. Evler pahalı mı değil mi? Bence pahalı değil yani. Herkes ev alabilir burada. En tembel insan bile burada ev sahibi olabilir yani. Ev almak zor değil. Eğer bir yıl düzenli olarak bir yerde çalışırsan direkt banka sana ev kredisi veriyor. Bir 250-300 bin dolara kadar. Ve bunu 60 yılda 70 yılda ödeyebiliyorsun. O yüzden ev almak kolay. Küçük kasabalarda bizim olduğumuz gibi Port Lincoln'de küçük kasabalarda kesinlikle toplu taşıma yok. Taksi. Ya kısacık bir cümle kuracaksın. Küçük yerleşim yerlerinde ya bu ne? Yapacak bir şey yok. Neyse, başka konu neymeniz? Hayır, bir daha kur bu cümleyi. Küçük yerleşim yerlerinde toplu taşıma yok. Toplu taşıma yerine taksi kullanılıyor. Taksi daha popüler. Taksi değil, her evde en az iki araba var. İnsanlar araba kullanıyor. Evet, insanlar da herkes araba var. Ama çoğu herkes araba olmayabilir. Taksi kullanılıyor. Araban yoksa taksi kullanıyorlar. Evet. Sarhoş'tan da taksi kullanıyor. Neyse, devam. Evlerden bahsederken şunu da atlamamak lazım. Buraya yeni geldiniz. Ev kiralamak çok zor. Şu anda video çektiğimiz yerde biz 6 ay boyunca kamp yaptık. Port Lincoln'da ev kiralayamadığımız için. Çakallık yapacaktık aslında ev kiralarken de yapmak istemedik. Görüyorsunuz ne kadar güzel bir yer. Neden kiralayamadınız? Neden kiralayamıyorsunuz? Çünkü iki tane daha önce yaşadığınız eve dahil belge istiyor. Referans istiyor. Eğer kalmadıysan yok. İş yerinden yazı istiyor devamlı. İşin var mı yok mu? Bununla ilgili bir yazı istiyorlar. Yani bu da saçma bir şey bence. Çünkü buraya yeni gelmiş bir insan daha önceden bir evde kalmadıysa evsiz mi kalsın? Yani evsiz mi kalsın? Ama evet. Bu şeyden kaynaklanıyor. Oda da kiralayabiliyor insanlar. İnsanlar evet. Yani Türkiye'de burada böyle bir şey yok. Burada ev kiralayamıyorsan insanlar odalarını kiraya veriyor. Evlerde oda kiralayabiliyorsun. Bence evli çifte göre bir şey değil bu. Veyahut da Türkiye'den gelmiş... Süleyman'a göre bir şey değil evet, bu. Evet, ben kesinlikle karşıyım böyle şeylere, sevmiyorum. Yani yapacak bir şey yok, ev kiralamak zor ama ne yapabilirsiniz? Hemen taktik vereyim. İşte tanıdığınız... bu yüzden sokakta yattık diyor. Tanıdığınız Türkler varsa veyahut da tanıdığınız Avustralyalılar varsa, benim burada evim vardı, işte ben de 2 yıl kiracı olarak kaldı filan gibisinden yazı alabilirsiniz. Ben öyle bir şey yapacaktım. Çakallığa gerek yok dedim. Halbuki kendisi çakal. Tabi Türkiye'de ev kiralama kolay. Gidiyorsun emlakçıya, bacanak nişlen diyorsun. Örnek veriyorum. Bana bir ev lazım. Şuradan bana bir anahtar veriver bakalım diyorsun. Şöyle tamam diyor, ver diyor depozitini. Türkiye'de paran tık varsa veriyor. Ev kiralıyorsun zaten. Biz yani zor değil. Adam bir depozit istiyor hemen senden. Burada bir de o bir eve 10 kişi bakıyor. Eğer ev sahibi seni beğenirse evi kiralayabilirsin. Bir de beğendiğin evi kiralayamıyorsun. Mesela evin haftalık kirası, burada kiralar haftalık. 250 dolarsa senden 2 aylık depozit istiyor. Yani sanki ama şey alıyor. Bazılarında 2 aylık. Bazılarında 1 aylık değişiyor. Biz hiç depozit mepozit hiçbir şey vermedik. Yok verdik pardon 600 dolar verdik. Süleyman biz bağladık. Yine sallamalara geçti. Evet. Alakası yok verdik canım hatırladım. Arkadaşlar Avustralya az önce bahsettiğim gibi dev gibi bir kıta. Adamlar boşa para harcamıyor burada. Bir yere yola ihtiyaç yoksa yol yapmıyor. Avustralya'nın tamamını gezen A1 karayolu var. Tamamıyla asfalt. Şehirlerdeki yollar da asfalt. Ama kasabalara geldiğinizde veya ana yollardan dışarı çıktığınızda bütün yollar toprak. Toprak yok. Kum, toprak, çakıl. Kesinlikle adamlar asfalt yapmıyor. Gerek yok diye düşünüyorlar. Çünkü masraf pahalı, işçilik de pahalı burada. O yüzden bu işlere hiç bulaşmıyorlar. Evet ama arabalar mahvoluyor. Bir de o tozu çıkmıyor. Evet. Kırmızı toz Avustralya'da. Red 4 dedikleri kırmızı toz. Arabaya yapıştı mı çıkmıyor. Bizim kırmızı arabayı görseydin sallar şöyle bir sallayın. İçi de kırmızıydı. Kıpkırmızıydı çok kötü. Yani her gün eğer çiftlikte toprak yani şehrin biraz dışında yaşıyorsan eğer toprak yol haftada bir, haftada iki kesinlikle arabayı temizlemek lazım. Çünkü toz kesinlikle çıkmıyor. Bir de bu asfalt yapmamaların kötü yanı toprak yolda falan çok kanguru var. 80 ile 90 ile gidiyorsun tabi trafik ışığı yok, polis yok, bir şey yok yani insanlar hızlı gidiyor. Frene bastığında araba çok kayıyor ve yani toprak yolda kanguruya çarpma şansın çok çok yüksek ve genelde çarpıyorsun.
İşte ben geçenlerde 60'lı araba kullanıyordum. Önümüzde bir anne bir yavru kanguru çıktı. Frene bastım. Yazık, yavru kanguruyu arabanın altına aldım. Ölmedi ama. Çıktı, tak tuk yaptı. Çıktı arabanın altından ama oluyor. Zaten büyük bir kıta. Zaten ölseydi ben yerlerdeydim. Ölseydi Melis beni de öldürdü büyük ihtimal. büyük bir kıta. Kangurular burada çok kazalara sebep oluyor. Yani her zaman bunun için dikkatli olun. Zaten hep tabelalar var yani. Var. Önümüzdeki bir tek kanguru 62 değil. Kilometrede işte şu hayvan çıkabilir. Çıkabilir. Gibi. Deve var, kanguru var, inek var, keçi var. Bir diğer konu, burada çok evsiz hayvan yok. Yani biz hiç evsiz, sahipsiz hayvan görmedik. Var. Vahşi kediler, vahşi var. Hayvanlar, vahşi köpekler var, var ama bizdeki gibi sokak hayvanı yok. Yani vahşi. Kediyi gördüğünde gel pis pis yaptı mı gelmiyor. Hatta köpeği gördüğünde gel yaptı mı ısırmaya, hatta yemeye geliyor. Buranın vahşi köpeğin ismi Dingo. Muhakkak duymuşsunuzdur. Bebekleri falan yedikleri söyleniyor. Bayağı büyük bir şey burada. Efsane. Bilmiyorum bebekleri yiyip yemiyorlar ama köpek sonuçta, yani vahşi köpek yer yemez. Böyle bir iş de var. Köpekleri avlayabildiğiniz köpekçi dedikleri. Öyle yani. Arkadaşlar, geldiniz Avustralya'ya. Ah, şöyle güneşleneyim, yatayım, bronzlaşayım falan diyorsanız bence demeyin. Çok tehlikeli. Burada ozon tabakası delik. Buradaki güneş pişiriyor adamı. Bak, yakıyor değil. Pişiriyor. Cızbız. Köfte gibi yanıyorsun, pişiyorsun. Antalya'da veyahut da işte Türkiye'de yatıyorum böyle, oh bütün gün güneş, ya sıkıntı yok. Ya ben çok güneşi severim diyen insanın bile ben burada rahat lanet edebileceğini lanet olsun diyeceğim, evet dersin. Neden böyle? İşte ozon tabakası delik. Bunun için ne yapabilirsiniz? Güneşlenmek istiyorsanız akşamüstünü veyahut da sabah erken saatlerini yapın ve her gün kesinlikle güneşlenmeyin. Güneşin tam tepede olduğu saatlerde dışarı çıkmayın. Koruyucu krem kullanmak şart. Geliyorum oraya sevgilim, lütfen. Akışımı bölüyorsun bak, akıcı konuş desin, kafamda bağladım ben bunu. Diyelim ki güneşlenmek istediniz, pikininizi giydiniz ya da şortunuzu. Neyinizi? Pikini. Pikini. Pikini, canım espri yapıyorum. Giydiniz, güneşleneceksiniz. Kesinlikle direkt güneşin altına yatıp güneşlenmeyin veyahut da zeytinyağı falan sürüp güneşlenmeyin. Komple soyunun. Sapık. Eczaneye veyahut da süpermarkete gidin. Çok yüksek kurucu bir güneş kremi alın. Çıkarken tabi bir iki şey de alıyorsunuz yanınıza, yiyecek içecek falan filan. Poşet isteyeceksiniz. Adam diyecek ki paralı kardeşim 10 sent. Hemen poşete para veriyorsunuz. Yani Türkiye'deki gibi poşetin içine poşet doldurayım, evde çöp poşeti yapayım, camlara yamayayım, soğuk gelmesin gibi bir şey yok. Yapamazsınız. Burada paralı. O yüzden genelde bütün insanlar yenilebilir poşet kullanıyor. Yani sırt çantasıyla falan alışveriş yapıyorlar. Ya da şey poşetler, kumaş. Kumaş poşetler var. Falan kullanıyorlar. Kumaş poşet oluyor mu? Oluyor poşet tabii. Kumaş olmaz, çanta kullanıyorlar. Ha? Bilemedim bu konuyu. Neyse, bu tişört muhabbeti gibi. Tişörtün Türkçesini bir türlü bulamadım. Poşet çanta. Neyse. Torba, yenilebilir torba. Çanta, torba kullanıyorlar. İnsanların bayağı da kafasını karıştırıyoruz evet. Diye. Bayağı güzel bir şey. Neyse. Yani her zaman burada güneş kremi kullanın. Yoksa kanser olursunuz. Çünkü Avustralyalıların çoğu kanser abi, yaşları. Abi poşetten nasıl geçtin tekrar oraya bilmiyorum. Ya. Avustralyaların çoğu kanser. Zamanında, Süleyman Allah aşkına. Zamanında kriket maçlarını seyreden, Avustralya futbolu seyredenler hep çıplak seyrediyormuş. O yüzden yaşların çoğu kanser. Benim de dedem burada cilt kanserinden öldü. Yani o yüzden şeye dikkat edin. Melisa da market yapıyor, nelere girdim. Bırakırsa beni ben konuşurum. Güneş kremi kullanın. Burada hayat standartı nasıl, ondan biraz bahsedeyim. Burada maaşlar ya haftalık ya iki haftalık ödeniyor. En kötü işte, yani çalışmaya razıysan, çalışmak istiyorsan ortalama 25-30 saat çalışan bir insan $600-700 haftalık para alır burada. İyi bir para. Yani hayat standartı Türkiye'ye göre çok yüksek. Yani ben öğretmenken Türkiye'de 2 milyar maaş alıyorken ayda, burada haftada o kadar alabiliyorum. Burada tek pahalı olan şey kira. Evet. Yani kıyaslarsak, çevirirsek öyle denk haftada geliyor. Haftada daha fazla alıyorsun. Daha fazla alıyorum hatta. Neyse, boş ver para işini. bir tek burada ev kirası pahalı. Eğer evin kendinse zaten zorluk çekeceğin hiçbir şey yok. Yani buranın en zengin adamı Ferrari'ye binerken İşçi bilene gidip kendine Ferrari alıp binebilir. Ha birazcık zorluk çeker mi? Çek yani öyle zor bir hayat çekmez yani. Rahatlıkla alıp binebilir. Ne hayat demek standartları kolay. Şimdi çeker mi? Çekmez mi? Çekmez. Yani çekerse biraz o da kişiye göre değişir. Yaşlandım ben, bırakıyorum ben bu işi Süleyman. Yani yapabilirsiniz. Yani buradaki en zengin bir insan
Maldivlere tatile giderken bir işçide en zengin adam gittiği yerde tatil yapabilir. Yani hayat standartları yüksek. Öyle pek bir fark yok. Elbette var. Ama öyle istedikten sonra burada çalışan da bir patronun yaptığı her şeyi yapabilir. Seni de salınca abi boş konuş 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 nereye kadar? Yapacak bir şey yok. Söyleyeceğin şey bir cümle. Burada benim bütün konuştuğum konular kasabayla ilgili. Şehirlerle pek alakam yok. Yani şehirle ilgili söylediğim şeyler şehirde biraz daha farklı olabilir veya da tam tersi olabilir. Kasabalarda insanlar ev taşıyorsa, eğer kasaba içinde bir evden başka bir eve taşınıyorsa bunu kendi yapıyor. Arabanın arkasına bir trailer falan kiralıyor. Arkadaşlarından falan yardım isteyip kendi yapıyor. Ama bir kasabadan başka bir kasabaya da kasabadan şehre bir yerlere taşınıyorsa nakliye çok pahalı olduğu için, yol uzunluğundan ve işçilik pahalı olduğu için kimse bu işlere bulaşmıyor. Yani binde bir buna bulaşanlar. Genelde insanlar evlerin eşyalarını garaj sale yapıp satıyorlar. Ama zaten burada Türkiye'deki gibi bir nakliye ordusu da yok, yok yani. Nakliye zor. Varsa da çok pahalı. Çok pahalı. Bu baya böyle profesyonel, yüksek açıyor. O yüzden burada garaj sale'ler çok popüler. Evet, insanlar evini tamamıyla her şeyini garajında satıyor. Evet, eve internete ilan koyuyor. Evimdeki her şeyi satıyorum, taşınıyorum diye. Her şey kapış kapış ucuza gidiyor. Çünkü almak ucuz. Eğer işin varsa zaten alım gücün de yüksek olduğu için insanlar gidip yenilerini alıyor. Su çok pahalı. Belki de dünyada su en pahalı olan ülkelerden biri Avustralya'dır. Yani çeşme şebeke suyu varsa çok pahalı. Zaten su konusunda da çok cimriler. Çok cimriler. Zaten bunu daha önce de bahsettik yani. Bayağı cimriler. O yüzden suya dikkat etmek lazım. Örnek vereyim. Hazırladım kendimi. İlk defa bir şey hazırladım. Bu şişe su 2 gene dolar falan. Gene sallamaya gel. Onu içmek için getirdim. Ya içmek için getirdim de hazırlık dedim yani. Düşünerek getirdim. Video için hazırlamış gibi konuşacak. Hayır içiyordum ama video için de hazırladım. Bozma lan ve açacak şimdi kafana. Yiyeceksin şişeyi kafana. Bu şişe 2 dolar filan. Bu 500 miligram. 500 miligram mı? 600 miligram. 1 litre benzin 1.38. Yani benzin sudan daha ucuz. Yani su pahalı. Evet, anlatabiliyor. Süleyman'dan büyük tezbitler. Neyse. Yine neyse dedirtti bana Melis. Su demişken aklıma geldi. Yani burada diyelim ki 1 litre su 5 dolar civarında. Yani değişiyor. Etin, kıymanın kilosu 7 dolar. Yani et çok uygun burada. Aşırı bir pahalı değil. Yani herkes burada et alabilir. İstediğin tür her şey. Tavuk zaten çok daha ucuz. Yani en güzel, en kaliteli dana eti 7 dolar, 8 dolar civarında kilosu. Yok canım, 9-10'da da var. Var. Değişiyor. Markasına göre, yetiştiği yere göre değişiyor. Ya çok çok organikse bilmem neyse 10-11 dolarlara kadar çıkabiliyor. Ucuz bu şehirlerde daha da ucuzdur eminim. Buraya işte yol bilmem ne eklendiği için biraz daha pahalanıyor uzaklaştığı için üretim yerlerinden. Et bayağı ucuz. Sigara burada bayağı pahalı. Yani normal paket sigara sarma sigaradan çok daha pahalı. Arada 4-5 dolar fark var galiba. Ben sigara tüketmediğim için mesela tüketim tam emin değiliz ama herkes sarma sigara içiyor daha ucuz. Ama buradaki sarma sigara da işte Türkiye'deki gideyim pazardan yarım kilo bir tütün alayım gibi değil de 25'er gram, 40 gramlık paketlerde 40-45 dolar yani gramı neredeyse 1 dolara falan denk geliyor. Hiçbir şey bilmeyene gel. Canım herkes içiyor biliyorum. İş yerindeki insanlar birbirleriyle sigara paylaşmıyor. Birbirlerine sigarayı satıyorlar. Yani geldin sen arkadaşın bacanak bir sigara ver de sarayım 1 dolar diyor, 2 dolar diyor. Pahalı olduğu için paylaşmıyorlar. Bunlar bu konuda bayağı cimriler. Yani buna da değineyim. Avustralyalılar bize nazaran çok daha cimriler. Belki doğru değil bunu söylemek şimdi. Ama biz öyle gördük biraz. Onur hocam bana bir darbuka yolla ya. Beni müziğe alıştırdın. Burada şişeyle çalıyorum. İzlediğin nereden biliyorsun? Muhakkak izliyordur o ya. Sanata da buradan sevgiler. Arkadaşlar burada insan nüfusu çok az. Yani koca kıtada İstanbul kadar nüfus var Avustralya'da. Emin olmamakla beraber yaşlı nüfusu daha ağır. Hayvan nüfusu zaten insandan çok daha fazla. Bunun ne gibi sıkıntılara yol açıyor? İş yerindeki insanlar rahat hareket ediyor. Adam işe geç gelebiliyor. Çünkü kovulma korkusu yok. İşten atılma korkusu yok. Çünkü yerini alacak eleman yok. O yüzden herkes burada rahat, işine geç gidiyor. Evet, işini yavaş yapıyor. Yani işi pek umursamıyor. Çünkü kovulsa bile ne başka yerde hemen iş bulabiliyor. Çünkü her zaman eleman açığı var. İnsanların yavaşlığının yanında internet de çok yavaş evet, burada. Evet. İnternet taş devri gibi. Türkiye'deki GSM operatörlerine
teşekkür etmek lazım Telekom'a. İnternet Türkiye'de harika. Efsane. Efsane. Ya, burada harikası. İnternet yok yani, taş devri gibi. Böyle eskiden hani Türkiye'de dial up diyordu. Telefon çalışmıyordu. Yapıyordu, bağlanıyordu. Aynı burası da onun gibi. Yani ADSL falan var ama hikaye. Diğer benim uyuz eden şey, akşam 5'ten sonra kasabalarda her taraf kapalı. Hayalet şehir. Hiç kimse sokaklarda yok. Dükkanlar kapalı. Büyük marketler hariç. Büyük marketler falan hariç. Yani Migros gibi olan şeyler hariç. Ama şöyle bir gideyim de bir dükkan bakayım. Gezeyim falan. Evet, akşam çorba yani içeyim. Yani mantıksızlık şurada aslında. İnsanlar işten 4 ile 5 arasında çıkıyorlar. Ama aynı zamanda dükkanlar da aynı saatte kapanıyor. Yani hiçbir herkes şey yapamıyor. Yok. Çünkü bunun herhalde sebebi 6'dan sonra mesai ücretine giriyor çoğu yer. Yani sana mesai ödemek zorunda kalıyor. O yüzden de herhalde 5'te falan kapatıyorlar. Yani insanlar bütün gün açık değil. İşten izin alıp falan gidiyor. Düşünsene bir bankacısın. Banka işine sabah saat 8.30 gibi başlıyorsun. 5 gibi başlıyorsun. Dışarı çıktın, kendine ayakkabı bir şey alacaksın. Alamazsın. Bir de bu muhabbetin üstüne şey geldi aklıma. Hatırlıyor musun? Elektrik çok az kesiliyor burada ama kesildiğinde evet. Nasıl? Hayat evet. Bitiyor. Burada elektrik kesintisine alışkın değiller. geçen sene bayağı bir fırtına çıktı. Bizde 3 gün elektrik kesildi. ATM'ler işlemedi. Dükkan açılır kapılır kapandı. Marketler kapandı. Su alacaksın alamıyorsun. Yiyecek alacaksın alamıyorsun. Hayat bitti 3 gün boyunca. Benzin yok. Hiçbir şey yok. Filmlerdeki gibiydi yani. Bir de biz hiçbir kart şey kullanmıyorduk. Yoktu. Para kullanmıyorduk. Para çekemedik evet. Falan. Türkiye'de hani her zaman cebinde para olur. Biz öyle alışkın. Buraya geldik. Herkes kart kullanıyor. Biz de gidip cash çekmiyorduk. Elektrik bir kesildi. Post cihazları çalışmıyor, internet yok, telefonlar kesildi, o yok, hiçbir şey yok. Allah'tan suyumuz vardı, çiftlikte yaşıyoruz diye de başka hiçbir şey yoktu. Ateş mateş yaptık, evdeki dolapta ne varsa bozulmadı onları pişirdik ama insanları göreceksiniz. Millet birbirinden bir şeyler istiyor, su istiyor. İnsanlar aç kaldı, çeşmeler çalışmıyor. Markette raflar boşalmıştı evet. Ya. Yani o hazır paketli ürünlerin. Nereden? Hepsi bitikti, hiçbir şey yoktu. Sebze, meyve hiçbir şey kalmadı. Çok enteresandı. Çok enteresandı. Biz o zaman burada elektrik bitti diye bayağı tatil ettik 3 gün, 3. günde. Biz yola çıktık, elektrik geldi ama acayip komikti yani. İş yoktu, bütün herkes 3 gün zorunlu tatil yaptı. Böyle filmlerdeki gibi millet kafayı yemiş, çıldırmış, herkes her tarafa koşuyordu.